Buhari Şerif'te aynen var. Üçüncü bir hadis. Güneşte ısınmış bir su. Hani güneşte, güneşin ısıttığı su. Sizin yaktığınız ateş ısıtmıyor da, güneşin hararetiyle ısınmış bir su. Sakın bu suyla abdest almayın, güneşte ısınmış suyla bu suyla abdest almayın Resulullah. Kitaplarda var, kitaplarında. Niçin? Japon profesör bunları topluyor. Suyun hakkındaki malumatı topluyor, inceliyor, araştırıyor. Laboratuvarda fevkalade elektronik mikroskopların altında inceliyor. Elektro mikroskop denilen bir alet yapmışlar. Bir zerreyi, mesela bir sineği 60 bin defa büyütüyor. Elektro mikroskop. O kadar büyütüyor ki daha rahat inceleyebiliyorsunuz. En ince noktalarına bile bakabiliyorsunuz mikroskopun altında, mikroplara. Mikrop demek gözle görünmeyen küçük varlık, canlı demek. Mikro küçük demek, Latince. Mikroskop, küçükleri gösteren makine, cihaz. İnceliyor, diyor ki, güneşte ısınmış bir su, daha natural bir su. Bir su, daha hazırlıklı bir su, bu suyu kullanmayı Hazreti Muhammed niçin yasak etsin acaba? Ne sebepten diye merak ediyor Japon profesörü, güneşte ısınmış suyu bir damlasını alıyor, mikroskobun altına koymak suretiyle inceliyor. Burada bakıyor ki, güneşten gelen ve yüzüne gelen infraviyole şualarının parçaladığı ve bir damla suyun içinden meydana getirdiği milyonlarca bakteriler var, bu su insanı çarpıyor, zarar veriyor bana. Güneşten gelen infraviyole şuaları parçalıyor. Tabii bir su olmakla beraber bazı insanları bu şualar çarpıyor. Düşünün ki güneş öyle bir enerji kaynağı ki güneşin dünyamıza olan mesafesi, uzaklığı 150 milyon kilometre. 150 milyon kilometre mesafeden yeryüzüne güneş bir takım hararet gönderiyor, bir takım ışıklar, ziyalar gönderiyor. Bunun yeryüzünde tesirleri var. Suyu ısıttığı zaman suyun terkibini ve tertibini bozuyor. Bazı insanlar güneşte ısınmış suya yıkanınca çarpılıyor, hasta oluyor.